Muğla'dan Koşulca'ya giden ana hatlarımızı yeniledik, çaplarını büyüttük, artık barajı bekliyoruz. Barajla beraber barajın arkasına, o da projelendirildi. Ozonlu arıtmadan yeni bir arıtma sistemine geçeceğiz. Dünyada en son arıtma şekli o. O artık ozonlu arıtmayla mükemmel bir arıtmadır bu. Son derece sağlıklı bir sürü. Bizim şu anda ne yaptığımız arıtma şeklimiz, işte siliç kumuyla bir arıtma yapıyoruz, arkasına klor veriyoruz. Çok hafif bir klor. Bu klor kalkacak, ozonlu arıtmadan bir arıtmaya geçecek. Bu nedir? Herhangi bir şekilde suyun içinde bir mikrop varsa o onu öldürüyor. Yani şey bulamıyoruz. Klor bulanmadan yeni bir sistem. Barajımızla beraber bunu yapacağız. 2 yıl içerisinde bu da bitecek. Ve köylerimizle beraber su sorunumuz artık tarihe karşılayacak. Barajın bir dolusu arkadaşlar, 1 yıl hiç su gelmese bile bize yetiyor. Köylerimizle beraber. O kadar büyük bir barajlar. Belki de 100 yıl boyunca bir daha buradaki su sorunu yaşamayacak. Su sıkıntısı yaz aylarında niye çekiyoruz? Arkadaşlar 2009'dan beri, ben göreve geldiğimden beri her yıl Sarıyayla'daki su kaynağımızda su azalıyor. Kuruyor, küresel ısı kaynağı. İnanılmaz bir şekilde sularımız kurumak. Yazın, kışın depolarımızı dolduracağız, barajımızı dolduracağız, yazın bu suyu kullanacağız. Çünkü sularımızda ciddi bir azalma var. Bakın bunu bir kere, bu siliç kum. Bizim arıtma tesisimiz, Koçul'daki su arıtma tesisimiz 25 yıl önce yapılmış. Hep böyle buraya gittiğimde, giren sudan bir bardak alıp içiyordum, bir de çıkan sudan bir bardak alıp içiyorum, bir koku var, hafif, çıkan suda var. Ya niye koku, nedir, bir araştırdık. Bu kumun arkadaşlar, bu suyu arıtan bir kumdur bu, çürüdüğünü gördük. Artık ekonomi görmüş, su kumdu, ekonomi görmüş, bitirmiş. Sonra araştırdık ki bu kumun 10 yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Maalesef 25 yıldır hiç yenilenmemiş. Kum artık çürümüş ve suya koku vermeye başlamış arkadaşlar. Ve bu kumunu 2012 yılında, 11 yılında yeniledik. Bugün mükemmel bir şekilde son derece içine bir kuma. Bu kum arkadaşlar Tekirdağ'dan gelmiş. Özel bir kum. Siliç kumu. Yani mükemmel bir arıtma sağlayan bir kum. Devam edelim. Bir de yeni mahalle halkı için söyleyeyim. Aynısı kanalizasyon arıtma tesisimiz. 1996 yılında kanalizasyon arıtma yapıldıktan sonra çok acı ki arıtmanımızın hizmete geçildiği yıldaki teknoloji, bizim buraya yaptığımız arıtma mikro sistemler teknoloji o gün, o yıl dünyada bırakılmış. Biz o gün yapmışız. Dünyada o teknoloji o yıl 96-97'de bırakılmış. Bu tür makinelerle aerozörlere yeni bir sisteme geçilmiş. Ama Türkiye'de hiç bu sistem kullanılmadığı için bulldozer'den bir sistem kullanılmış. Ve bir de göreve geldiğinde 2009-2010 yaz aylarında bir koku. Arıtmadan biz, derede koku geliyor arkadaşlar. Dere temiz. Koku arıtmadan geliyor. Arıtmadan niye geliyor koku? Bu bulldozer'den sistem bizim arıtmamızı siz gelip böyle şartlarla kapatamazsınız. Hiçbir belediye başkanı arıtmayı kapatamaz arkadaşlar. Çünkü bu arıtma bakteriyle arıtılıyor. Canlı bir bakteri var suyun içinde. O gelen pisliği yiyerek arıtıyor arkadaşlar. Böyle bir biyolojik arıtma. Yani geldik başkan şartları kapattı. Yok elektrik yapmadı. Böyle bir şeyin imkan ve ihtimali yok. Ben size de bunu yapamayacağım. İmkan böyle bir şey kimse yapar. Nalkı Bey'in de bir sürü günahına geliyordu bu konuyla ilgili. Yani kim, hangi başkan böyle bir şey yapar? Yapamaz zaten. Böyle bir şey yapamaz. Bizim arıtmamız bir şekilde devre dışı kalır. Neyse onu söylemeyin. Tehlikeli öğrenmiş olursunuz. Öğrenmeyin diye söylemiyorum. Öğrenirseniz daha tehlikeli bir şey. Bunu öğrenmeyin. Gerçekten biz de dedik Avrupa standartlarında bir arıtmaya nasıl geçebiliriz? Dedik. Ben her Avrupa'ya gittiğimde muhakkak her kente gittiğinde arıtma tesislerini bir görmüşüm. Orada nasıl bir arıtma yapılıyor? Kanalizasyon arıtma. Ve Avrupa'da adım adım bu tip bir makine yani aerozör denen yeni bir sisteme geçirdiğini gördük. Bizdeki çok eskimiş bir teknolojiydi. Ve geçen yıl 2013 yılında biz de İtalya'dan bu 4 grup fabrikası da İtalya'da. İtalya'dan bu 4 tane makinemizi getirerek havuzlarımıza koyarak şu anda gerçekten Ağustos ayından itibaren geldik makineleri kurduk arkadaşlar 3 gün sonra koku bitti. Tam bir söylüyorum ve bunu o günden sonra bir daha koku yaşamadı. Ve bu artık bundan sonra 7 mahalle halkı asla ve asla arıtma ile ilgili herhangi bir koku yaşamayacak. Çünkü Avrupa standartlarında bugün Paris'te ne yapıyorsa, Amsterdam'da nasıl bir arıtma yapıyorsa aynısı bizim arıtma tesisimizde aynı arıtma şeklinde gösterdi. Aynı teknolojiyi biz kendi arıtma
Kalkınma Tesisi'nde kurduk. Devam edelim.